Bülbül? Bülbül, Bülbül senin neyin var? Neden bayıldı şimdi? Bülbül'ü hiçbir yere yollamam. Merak etme. Uyudu sadece. Suyuna uyku ilacı kattım. Ağlama da su iç. Hadi. Uyku ilacı mı? Ne sanıyordun Prap? Seni veya beni dinleyeceğini mi? Kimseyi dinlemezdi. Onu durdurmanın tek yolu buydu. Bülbül hiçbir yere gitmeyecek. Gidecek olan kişi benim. Her şey adamların istediği gibi oldu. Bülbül onunla konuştu ve ben adresini aldım. Şimdi oraya gideceğim. Bak Prap, beni dostun olarak görmüyorsun. Gerçekten beni bencil sanıyorsun değil mi? Ben çok üzgünüm abi. Madem istediğin buydu, neden bana söylemedin o zaman? Şansım olmadı ki buna. Her şey bir anda oluverdi. Bir şey düşünmek için zaman lazımdı. Ayrıca Bülbül'ün önünde planımı anlatamazdım. Üzgünüm abi. Yalnız gitmeyeceksin. Polisi arayacağım ve hayır, onlar... Hayır Prap. Polisi karıştırarak Pragya'nın hayatını tehlikeye atamam. Hayatı söz konusuyken hiç risk almak istemiyorum. Onu kaybetmek istemiyorum Prap. Oraya yalnız gideceğim. Merak etme, her şey düzelecek. Sen buradakilerle ilgilen. Özellikle de büyük annemle. Sen hiç merak etme. Herkesle ilgilenirim. Ama sen de kendine dikkat et. Beni düşünme sen. Ne olursa olsun Pragya'yı kurtaracağım. Bülbül'ü misafir odasına götür. Efendim bir dakika. Bu kağıdı ceketinizin cebinde buldum. Buyurun efendim. Çorba için hadi. Hiçbir şey yemediniz. Sarla bu hiç hoşuma gitmiyor. Sen misafirsin ve benimle ilgileniyorsun. İnsanlar ne söyler? Kimse bir şey söylemez. İnsanların ne diyeceklerini düşünmeyin. Siz benim akrabamsınız. Siz yaşlısınız. Sizle ilgilenmemde bir yanlışlık yok ki. Ayrıca bunları Pragya için yapıyorum ben. Pragya. Yoksa Pragya... Size her şeyi anlatacağım ama önce çorbayı için, tamam mı? Sadece Pragya'nın sevdiğiniz çorbayı bildiğini biliyorum tabii. Düzgün yapmadıysam lütfen beni affedin, olur mu? Sarlacığım, lütfen beni utandırma. Ha, ben ilaçlarınızı bulayım. İlaçlarınız. İlaçlarım çekmecede. Su getirdin mi? Kızım, bana Pragya'yı anlatacaktın. Yani bunu ne zaman konuştunuz? Düğünden sonra eve gelmişti. O sırada sizle ilgilenmem için bana söz verdirmişti. O hep sizinle ilgileniyordu. Niyetiniz ve ilaçlarınızla ilgileniyordu. Ve eğer o yanınızda olmazsa size bakmamı istemişti. Çünkü eğer size bir şey olursa abi de çok endişelenecekti. Zaten çok üzülüyordu. Pragya'da onu öyle üzgün görmeye dayanamıyordu. Kimsenin sorun yaşamasını istemiyordu. Bu yüzden buradayım. Yani sizin yanınızdayım. Sarla. Biri ilişkilerine nazar değdirmiş. Hayır hayır. Kimse ilişkilerine nazar değdirmedi. Bu sadece bir dert. Tanrı herkesin aşkını test eder. Tanrı onlara dertler verirken onlara yardımcı olmak da bizim görevimiz. Neye bakıyorsun? Nasabul. Getir. Çok şanslıymışsın. Rehineler kaçırıldıklarında yemek bile yiyemiyorlar ama sana pasta sunuluyor. Daha ne istiyorsun? Ama Ragu, yemesi için ellerini çözmemiz gerekiyor ama tam çözmeyelim. Hadi. Öyle daha iyi. Tamam. Ye hadi, keyfine bak. Bugün sevgililer günü.
Aşkın gününde sevdiğimin yanında olamıyorum. Acaba onu sevdiğimi ne zaman fark edecek? Neden bu gömlek üstüme olmuyor? Onu dün almıştım. Yanlış gömleğimi giydim. Yo, bu gömlek işte. Neden olmuyor? Olamaz. Bu ne biçim iş? Şimdi ne yapacağım? Evet anne. Evet. Mektubu yazıp seni ararım anne. Ben seni sonra ararım. Ne yapıyorsun sen? Hiç, ne oldu? Neden öyle giyindin? Düğmelerini de yanlış iliklemişsin. Düğme mi? İlik mi? Ha, bu yüzden olmuyor demek. Testti bu. Test mi? İyi görüyor musun? Test ediyordum ve testi geçti. Ve düzgün görebildiğine göre üstümü örtmem gerek. Düğmeleri doğru ilikleyeyim. Tıpkı bir çocuk gibisin. Öyle mi? Hiç sakallı çocuk gördün mü sen peki? Sakalları yok ama beyinleri var ki o da sende yok işte. Acelem olmasaydı sana ne kadar akıllı olduğumu gösterirdim. Bunu sonra da yapabilirsin. Kalk şimdi. Ayağa kalk. Ojemi yere döküp etrafı batırdığını biliyorum. Tamam. Bunu sonra temizlerim. Hadi. Hazırlanmana yardım edeyim mi? Deneyebilirsin. Özür dilerim bayım. Neden onun ortasında durdunuz? Çekilin buradan.
Bugün yanında olmayabilirim ama keşke seni bir kere daha görebilseydim. O zaman bir ömür yaşadığımı düşünebilir ve huzur içinde ölebilirdim. Sensizlik çok zor. Abi gelip bana yardım et. Çok korkuyorum. Lütfen yardım et. Neredesin Tanrı? Nerede? Altın Ayaz Salonu'ndayım. Lütfen yardım et. Çok korkuyorum. Lütfen yardım et abi. Lütfen. Tanrı ben... Neler oluyor burada? Bugün sevgililer günü. Bülbül yanımda. Ama Pragya sevdiğiyle birlikte değil. Ben Bülbül için bu kadar korkuyorsam kim bilir Pragya ne durumdadır. Abinin gelip kendisini kurtarmasını bekliyordur büyük bir hevesle. İnsan tüm hayatını sevdiğiyle geçirebilir. Ama insanın sevdiğini beklemesi çok zor. Ben bu bekleyişin bedelini çok iyi biliyorum. Madem Pragya abiden uzak durmalıydı, neden ona aşık oldu o zaman? Neden her aşık böyle karanlık bir dönemden geçmek zorunda? Neden her ilişkide böyle zorluklar oluyor? Sen her yerdesin. Peki neden aşık olup yalnız kalan insanlara yardım etmiyorsun? Abi Pragya'yı getirmeye gitti. Lütfen abiye cesaret, Pragya'ya ümit ver. Geri döndüklerinde lütfen bir daha onları ayırma. Tanrı! 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 Tanrı... Burada ne yapıyor? Ya başı dertteyse? Sevgililer günü kutlu olsun. Geleceğini biliyordum. Sana bir sürpriz hazırladım abi. Geçen yıl birlikte kutlayamamıştık biliyorsun ve... çok üzülmüştün. Bu yüzden bu yıl bu günü çok özel yapmaya karar verdim. Neredeysen çık dışarı Tanrım. Çok yakınındayım. Ve beni görmek için sabırsızlandığını biliyorum. Yanımda olmana rağmen benden uzak durduğunda neler hissettiğimi anla. Ama bugün hiçbir şey bizi ayıramaz. Tanrım, Tanrım neredesin? Çık dışarı. Tanrım. Sevgililer günün kutlu olsun. Tanrım. Abi. Lütfen bu şekilde kalayım. Yanımdaki varlığını hissedeyim. Bırakma. Biliyor musun? Hep bugünü bekliyordum ben. Aa, bir şey unuttum. Bekle. Bak abi. Her şey istediğin gibi hazırlandı. Pasta, mumlar, içecekler. Mutlu oldun mu? Şimdi kendim için bir şey istiyorum. Sevgilim olur musun? Bu harika Pragya. Sevgililer günü pastası gelmiş. Şuna bir bakayım içinde neler varmış. Bakalım. Vay canına. Görmek ister misin? Şuna baksana. Harika değil mi? Rehinelere yemek verilmez ama sen pasta alıyorsun. Pragya, bu pasta göstermelik değil, yemelik. Ne sanıyorsun ha? Rak yıldızı kocanın buraya gelip sana bunu elleriyle yedireceğini mi sanıyorsun yoksa? Söylesene. Bugün sevgililer günü sonuçta. Her aşık bugünü sevgilisiyle geçirir, biliyorsun. Örneğin Bülbül. Az sonra burada olacak. Aynı şekilde abi de şu Tanu'yla birlikte. Ha? Çok eğleniyorlardı. Söylesene bana Pragya. Neden güzel sevgilisini bırakıp bu güzel akşamda buraya gelsin ki? Senin için bunu yapar mı? O seni hiç umursamıyor Pragya. Seni anlayabiliyorum. Sevdiğinin başka birini sevmesi kötü bir şeydir.
Birkaç gün önce ben de benzer durumdaydım. Bülbül başka biriyle diye onu kıskanıyordum. Ama ne olursa olsun onunla evlenmeye karar verdim. O bana ait. Ayrıca seninle aramda küçük bir fark var. Ben inatçıyım. Her zaman istediğimi alırım. Ama sen asla abiye sahip olamayacaksın. Abi bugünü kutlamak için yanına gelmez. Diğerleri de gelmez. O yüzden ben kutlayayım bari. Evet. Sevgililer günün üzüntülü olsun Pragya. Cevap ver abi. Sevgilim olur musun? Sorun ne? Düzenlememi beğenmedin mi? Konu bu değil. Şu anda bunları düşünemem ben. Neden? Tanrı neler olduğunu bilmiyormuş gibi davranma sakın. Ben bu durumdayken sen kutlama peşindesin. Ne olmuş? Seni seviyorum. Bugün bunu planlamasaydım bunu kim yapacaktı? Diğer önemsiz şeylere endişelenmek istemiyorum artık abi. Ben senden hiçbir şey istemedim abi. Sadece bugünü birlikte geçirmek istedim. Yanında kalamam tanım. Pragya'yı kurtarmalıyım. Pragya, Pragya, Pragya. Adını duymaktan bıktım artık. Neden onu kurtaracaksın? O yüzleştiği şeyi hak ediyor. Umarım asla geri dönmez. Abi, sen de aynı şeyi istemiyor muydun? Onun hayatından çıkmasını istiyordun. Şimdi ondan kurtulma şansın varken neden onu kurtarmak istiyorsun ki? Evet, onu kurtaracağım. Çünkü hala insanlığımı kaybetmedim. Onu kendimden uzaklaştırmak istiyorum ama bu şekilde değil. Onunla evlendim ben. Kocasıymış rolü yaptım. Ama o onu sevmediğimi öğrenmesine rağmen eşlik görevlerini yerine getirdi. Ben ondan nefret ettim. Ama o her zaman bana destek oldu, anladın mı? Şimdi yardıma ihtiyacı varken sen beni engelliyorsun. Eğer ona yardım etmezsem onu öldürebilirler. Evet, yollarımızı ayırmak istiyorum ama ölmesini istemiyorum. Ailesi onun için yeterince endişeleniyor. Ayrıca onun neler yaşadığı umurumda bile değil. Ama benim umurumda. Çünkü o benim karım. Ben Pragya ile evliyim ve bu yüzden yerine getirmem gereken bazı görevlerim var, anladın mı? O kendi görevlerini yerine getirdi. Şimdi sıra bende. Ben onu korumaya ve destek olmaya yemin ettim. Şimdi gidiyorum. Hayır abi. Beni bırakıp gidemezsin. Çocuklaşma Tanu. O düğün yeminlerine inanmıyordun sen. Ama artık evliliğin önemini anladım ben. Ne demek evliliğin önemini anladın? Ona aşık mı oldun? Aşık olmadım. Ama onun bu ilişkiye olan bağlılığına saygı duyuyorum. Ve evli kaldığımız sürece Pragya benim karım ve benim sorumluluğumda. Ve sorumluluğumu yerine getireceğim. Neden kötü hissediyorum? O haklıydı. Kocam başkasını seviyor. Neden buraya gelip beni kurtarsın? Sonuçta benden kurtulmak istiyordu. Tanu ile evlenmek istiyordu. Bugünü gerçekten onunla kutluyor olmalı. Peki ben onsuz nasıl yaşayacağım? Onu başkasıyla görmeye nasıl dayanacağım? Onu başkasıyla görmek yerine bu adamlar beni öldürsün daha iyi. Sonuçta Pragya benim karım. Ve karım olarak benim sorumluluğumda. Sorumluluğumu yerine getireceğim. Hayır abi, beni bırakıp gidemezsin. Bana bunu tekrar yapamazsın. Çocukluk etme Tanu. Abi seni bırakmayacağım. Bugün gidersen seninle aramdaki tüm bağları koparırım. Seni tamamen hayatımdan çıkartırım. Senden uzaklaşırım. Özür dilesen bile sana asla geri dönmem. Hayat senin tabii. Ne istiyorsan yapabilirsin. Ben nasıl seni engellemiyorsam sen de beni engelleme. Bunu bana yapamazsın. Yapamazsın.
Hem de Pragya yüzünden. Bu adamlar çok akıllı. Pragya'yı verdikleri adreste tuttuklarını hiç sanmam. Önce Bülbül'ü görmek için oraya çağırıyorlardır. Çok dikkatli olmalıyım. Affedersiniz, Kanjurmark'taki Mansur Mis'i arıyorum. Düz gidip oradan sağa dönün. Sağa mı döneyim? Evet. Teşekkürler. Bülbül'ün telefonundan adama 30 dakika sonra orada olacağımı yazmalıyım. Böylece adam gelmeden önce gidip her şeyi izlerim. La 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 la. Neil bugün çok mutlu. O her zaman mutlu. Bir mesaj geldi. Ona kim söyleyecek peki? Sen söyle. Neden hep ben söylüyorum? Başka kim söyleyecek? Evet, sen yeni geldin. Tamam, hadi git söyle. Hadi. Hadi. Efendim. Ne var? Cep telefonunuza mesaj geldi. Bülbül'den gelmiş. 30 dakika sonra oradayım. Hey, dinleyin. Gelin. Bülbül 30 dakika sonra oraya gelecek. Onu düzgünce getirin. Kendisi müstakbel karım. Dinleyin. Telefonu da alın. Bu numaradan Bülbül'ü arayıp yerini sorun, tamam mı? Sonra beni arayıp haber verin. Hadi dikkatli olun. Bülbül, sadece 30 dakika. Sonra kollarımda olacaksın. Buldun mu? Hayır, hayır. Evet. Sonunda Bülbül Neil'la buluşmaya gitti. Umarım orada bir terslik olmaz ve Bülbül sonsuza dek beni rahat bırakır. Bu tamam ama... Ama ya Pragya... Pragya dönecek, öyle değil mi? Geri dönüp bunu kimin yaptığını söylemeyecek mi sanıyorsun? Ya adam yakalanırsa? O zaman bizim yaptıklarımız da ortaya çıkar, anlasana. Pragya geri döndüğü zaman düşünürüz. Şimdi bu anın tadını çıkaralım. Ha? Nereye gidiyor bu? Abi evde değil ki. Tanrım. Teşekkür ederim Robin. Burak, sen burada... Abim nerede? Abi... Bülbül burada ne yapıyor? Yani neden uyuyor? O iyi mi? Alya, o uyumuyor. Baygın. Baygın mı dedin? Ne oldu ki? Yenge, adamlar aradı ve Pragya'yı serbest bırakacaklarını ama karşılığında da Bülbül istediklerini söyledi. Bunu biliyoruz. Sonrasını anlat. Biliyor musun? Ama nasıl? Sen şimdi adamların aradıklarını bize söyledin ya, işte ondan. Vitali yenge, kafasını karıştırmasana. Sen sus, bırak konuşsun. Ne dediler Pırap? Pragya'nın karşılığında Bülbül'ü mü istediler? Evet, Pragya'nın karşılığında Bülbül'ü istediklerini söylediler. Ve o da gitmekte ısrar etti. Abi ile ben buna izin vermedik. Kabul etmeyince de abi ona uyku ilacı verdi ve... Onu uyuttu. Sonra yerine de abi gitti. Oraya abi gittiyse adamları yakalayabilir. Alya, sen ne düşünüyorsun? Abimi düşünüyorum. Yalnız gitmesine nasıl izin verdin? Bunun ne kadar riskli olduğunu biliyorsun. Onlar çok tehlikeli insanlar. Onu nasıl yalnız gönderirsin? Sakin ol, abiyi tanıyorum. Onunla konuştum ve yardım gerekirse bana haber vereceğini söyledi. Merak etme.
Hatta polisi bile aradım. Onlar da az sonra burada olacaklar. Endişelenme, tamam mı? Ben seni haberdar ederim. Peki. Haklıymışım. Bülbül'ü kimsenin göremeyeceği ve onu yakalayabilecekleri bir yere çağırmışlar. Burada onu kimse göremez. Birden fazla kişi olup olmadığını da öğrenmem gerek. Burada saklanabilirim. Burada kalıp onları izlemem gerek. Adam arıyor. Ama nasıl açacağım? Sesimi duyarsa ters bir şeyler olduğunu hemen anlar. Affedersiniz, arkadaşıma buranın adresini verebilir misiniz lütfen? Lütfen. Alo? Evet, neredesin? Lakshmi Krupa dükkanının karşısında. Pekala, giysilerin ne renk? Neden giysilerimin rengini soruyor? Şu kız. Ne olmuş ona? Şş, giysileri. Mavi. Mavi elbise giyiyorum. Tamam, orada kal, geliyoruz. Bu da neydi? Teşekkürler. Bugün sevgililer günü ya. O kız arkadaşımın sevgilisi. Arkadaşım ona sürpriz yapmak istiyor da buranın adresini bilmiyordu. Teşekkürler. Mavi elbise giydiğini söyledi. Bunlar onlar. Çok az kaldı Pragya. Sonra Bülbül yanımda olacak. Sevgililer gününde bu kadar güzel bir hediye beklemiyordum doğrusu. Bülbülüm bana geliyor. Bülbülüm kollarıma geldiği zaman seni de düşüneceğim. Sanırım Bülbül'ü buldular. Alo, Bülbül'ü buldunuz mu? Sana beni aramamanı söylemiştim. Hayatımda senin kadar ahmak bir adam görmedim. Anca konuşuyorsun. Bir şey yapabildiğin yok. Hey. Ne demeye çalışıyorsun sen? Olanları düşünürsek aşk hayatın da bozulacak. Hayatın da birazdan fena halde tehlikeye girecek. Ne saçmalıyorsun? Bülbül az sonra yanımda olacak. Adamlarım onu getirmeye gitti. Buraya geldiği zaman onunla evleneceğim. Bülbül yakınlarında bile değil. Çünkü o benim evimde ahmak. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Az önce geldiğini mesaj attı bana. O mesajı sana Bülbül değil, abim yolladı. Ve kesin biraz sonra senin yanında olur. Kendini kurtarmak istiyorsan Pragya'yı bırakıp oradan hemen kaç. Yoksa abim seni kıskıvrak yakalayacak ve seni mahvedecek. Buna adım gibi eminim Neil. Asıl ben onu mahvedeceğim. Ama önce kadını mahvedeceğim. Açsanız ahmaklar. Patron, kız tam karşımızda. Sizi ahmaklar, kız o değil, anlamadınız mı? Bülbül evdeymiş. Onun yerine abi gelmiş ve sizi izliyor olmalı. Ya oradan kaçın. Ya da abiyi yakalayıp buraya getirin hemen. We'll be right back.
Yakalayın onu! Bana neden vurdun? Ben vurmadım ki. Sen neden bana vurdun? Ben vurmadım ki. Kim vurdu o zaman? Durun, durun, durun. Gelin bakalım. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Şimdi ne yapacağız? Neil eğer onu yakalayamazsak bırakıp kaçmamızı söylemişti. Gidelim hadi. Bana bakın. Siz burada kalın. Ben onunla konuşacağım. Ama dikkatli olun. Demek inleri burası. Prage'yi burada tuttuklarından eminim. Tek giriş yolu bu kapı. Ama bir şekilde girmem gerek. Onu gördükten sonra polise haber vereceğim. Onu yakalamaya çalıştık. Ama kaçtı. Peki sizi takip etmediğinden emin misiniz? Evet abi. Ve kafası karışsın ve takip etmesin diye hepimiz farklı yollardan geldik buraya. Abiyi hiç sevmemiştim zaten ama artık bana engel yaratmaya başladı. Birkaç denemeden sonra susup oturur sanmıştım ama hala benim peşimde. Demek karısını çok seviyor. Abi, demek karına yakın olmak için beni Bülbül'den ayırdın öyle mi? Ha? Ama izle, karını asla kurtaramayacaksın. Asla onunla olamayacaksın. Bülbül, sen iyi misin? Nasıl hissediyorsun? Ben iyiyim, bir şeyim yok ama neden uyudum ben? Hiçbir şey hatırlamıyorum ve abi nerede? Ha? Burak abi nerede? Adamlar beni aramıştı. Ben gidiyorum. Bekle Bülbül, ha? Bu bir işe yaramaz. Neden yaramaz? Yani saate baksana. Saat neden bu kadar geç? Aslında bir süredir uyuyordum. Ve abi çoktan adamların yanına varmıştır bile. Neden abiyi durdurmadın? Beni dinle. Oraya gitmeyi çok istiyordun ama abi de ben de bunu yapmanı hiç istemedik. Abi sadece adamlardan adresini almanı istiyordu o kadar. Bu yüzden sana izin verdi. Adresi aldıktan sonra da sana uyku ilacı verip seni uyuttu. Çünkü
Çünkü senin gitmeni istemiyordu. Hepsi bu işte. Yani abi bana... Ağlama da su iç. Hadi. Peki neden onu durdurmadın Prav? Abi Pravya'yı kurtarmak için oraya gitmek istedi ama ya adamlar abiyi görürlerse? Ya sinirlenirlerse? Abi kendiyle birlikte Pravya'yı da tehlikeye attı. Kim bilir şimdi hiçbir ne olacak? Hiçbir sorun olmayacak Bülbül. Dinle, sakin ol biraz. Sevgililer gününde Pravya'nın kocasıyla birlikte olamayacağına üzülmüyor muydun sen? Bak şimdi. Abi aşkı yüzünden ona doğru çekiliyor. Diyorum sana, bugün hayatının en güzel günü olacak, tamam mı? Bir zamanlar abi Pravya'yı hayatından tamamen kovmaya çalışıyordu. Ama şimdi bir baksana. Onu hayatına geri getirmeye çalışıyor artık. Buna sevinmemiz gerekiyor. Lütfen artık endişelenme, olur mu? Abi oraya vardı mı? Pravya'yı kurtardı mı? Peki Neil, umarım abi onu görmemiştir. Ya abime benim adımı verirse? Oh Tanrım. Bu kadın hayatımı cehenneme çevirdi resmen. Yarım saatte bir beni arıyor sersem. Benden çok kendi hayatını düşünüyor. Yakalanmak istemiyor. Sürekli beni rahatsız edip duruyor. Telefonunu açmayacağım. Hayır. Abi ve planıyla ilgili bana bilgi vermek için arıyor olabilir. Alo. Abi hala gelmedi mi? Seni gördüm. Umarım yakalanmamışsındır. Sen aklını mı kaçırdın? Neden beni arayıp duruyorsun ha? Kes şu saçmalığı. Korkudan nefes alamıyorum burada. Sen saçmalık mı diyorsun? Nefes alamıyorsan doktora git. Neden beni arıyorsun? Yapacak daha önemli işlerim var. Kendimi düşünmem gerek. Benim durumum da sana bağlı. Ve sense... Kes şu saçmalığı. Abiyle ilgili bir şey biliyorsan söyle bana. Ne zaman geliyor? Nasıl geliyor? Ne planlıyor? Bunları biliyorsan anlat. Bilmiyorsan beni... Bir daha sakın ama sakın arama. Yeter. Yeterince konuştun. Şimdi beni dinle. Hemen seninle görüşmek istiyorum ve eğer buraya gelmezsen polisi arayıp Pravya'yı senin kaçırdığını söylerim. Sen ne diyorsun? Sen aklını mı kaçırdın? Bunu yaparım. Yaparsam da yakalanacağımı da biliyorum. Ama benim sadece planladığımı ve işi senin yaptığını söylerim. Bundan bıktım artık. Sürekli ne olup bitti diye endişelenip duruyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi Bay Neil Takur? Ya hemen benimle görüşürsün ya da polis merkezine gidip onlara her şeyi anlatırım. Hapse girsen bile umurumda değil. Sen... Yine bir sorun çıktı. Abi yeterince beni delirtmiyor. Şimdi de kardeşi başladı. Hepsiyle nasıl uğraşacağım? Pravya'dan önce hemen gidip bu kadınla uğraşmam gerekiyor. Dinleyin. Önemli bir iş için çıkıyorum. Siz buradan ayrılmayın. Onu izleyin. Anladınız mı? Ben hemen dönerim. Neden bir şey duyamıyorum? Herkes nerede? Bülbül geldi mi yoksa? Tanrım, ne olur Bülbül'ü o canavardan koru. O ne yaptığının farkında değil. Lütfen ona yardım et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.